Bu büyük bir inanç ve umut hikayesidir. Çok az umudunuzun olduğu bir duruma inandığınızda elinizden gelen her şeyi yapmaya karar verirsiniz. Koşulların zor olduğu yerlere tutunmaları için başkalarına ilham verirsiniz. Zor koşullarınız bebeğinizin hayatıyla ilgili ise iyi bir sonuç olduğunda bu daha da ilham vericidir. Bu Lindsay ve Benjamin Miller'la küçük Baby Warden hikayesi ve hayatınıza ilham verecek. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler genellikle doğru zamanın geldiğini bildikleri bir yere giderler ve bir aile kurmak isterler. Bir süre evlendikten sonra Lindsay ve Benjamin'e olan buydu. Ailelerini genişletme zamanının geldiğine karar verdiler ve çocukları olsun istediler. Şanslıydılar ve çok geçmeden Lindsay'in beklediği iyi haberi duydular. Çoğu insan gibi hazırlıklara başladılar ve bebekle olan duygusal bağları gelişmeye başladı. Benjamin hem bebek odasının hazırlıklarına dahil olmaktan hem de ailelerine yeni bir üyeyi duygusal olarak ağırlamaktan heyecan duyuyordu. Bebekleri gelmeden önce her şeyi yerine koymak için 9 ayları vardı. Bir çocuğun yaşam biçimlerini sonsuza dek değiştireceği gerçeğinin farkındaydılar. Ancak bu değişimi yaşam tarzlarında benimsemeye hazırdılar. Hayat güzeldi. Lindsay hamileliğinin 5. ayında kramplar yaşamaya başladığında işteydi. İlk başta kasılmalar olduğunu anlamadı. Kramplar devam edince kocası yanına koştu ve onu hastaneye götürdü. Columbus, Ohio'daki Nationwide Çocuk Hastanesi'ne geldiler. Hamileliğin komplikasyonu olduğunda her bekleyen anne ve baba gibi korkudan perişan oldular. Ama en azından şimdi deneyimli doktor ve hemşirelerin yardım edebileceği bir yerdeydiler. Gebeliği engellenemedi ve küçük çocuk sezaryenle dünyaya geldi. Bebeği doğurtma süreci birkaç endişeli saati aldı. Ancak küçük bebek Wade dünyaya güvenli bir şekilde getirildi. Erken doğmak her zaman bir meydan okumadır. 21 haftalık doğan bebekler hayatta kalırdı ancak şansları çok zayıftır. 25 haftalık doğmak hayatta kalma şansını yaklaşık %50'ye çıkarır. Ancak prematüre bebeklerin hayatta kalması son zamanlarda dramatik bir şekilde arttı. Wade 22 Temmuz'da 25 haftalıkken beklenen doğum tarihinden yaklaşık 15 hafta önce doğdu. Kulağa kötü gelebilir ancak doktorlar genellikle ebeveynleri bebeklerinin hayatta kalma şansının yalnızca %50 olduğu konusunda hazırlar. Ayrıca ebeveynlere çocuğun problem yaşama olasılığının yüksek olduğunu ve çocuğun büyük olasılıkla %100 normal olamayacağını söylerler. Doktorların o gün Ben ve Lindsay Miller'a söylediği şey tam olarak buydu. Doğumdan birkaç saat sonra küçük bebek Wade hala hayattaydı. 12 inç uzunluğunda standart bir cetvel boyutunda olan narin bir bebekti. 368.54 gram ağırlığındaydı ve kısa süre sonra 198.45 grama düştü. Küçük bedeni çok kırılgandı. Yine de ciğerlerinde nefes vardı ve küçük kalbi atıyordu. İnsanlar zor koşullarla farklı tepki verirler. Miller ailesinin yapabileceği tek şey dua etmekti. İnançlarında umut bulmaları gerektiğini biliyorlardı. Yapabileceğiniz çok az şey olduğunda umuda tutunabilir ve müdahale edebilecek ilahi bir elin olması için dua edebilirsiniz. Lindsay, oğlunu ilk kez tutabildiğinde o kadar çok yaşam destek tüpüne bağlıydı ki onu tutabilmesi için iki kişinin onu güvenli bir şekilde kollarına koyması gerekiyordu. Bu an anne için çok etkileyiciydi. Küvözde yatan küçücük, çaresiz küçük bebeğini görmenin nasıl bir his olduğunu sadece hayal edebilirsiniz. Bu aşamada Benjamin, Wade'in hayatını anlatan bir video günlüğü yapmaya karar verdi. Ne kadar yaşaması gerektiğini bilmiyorlardı ama umutluydular ve eğer hayatta kalırsa tüm yol boyunca yaşam mücadelesini belgelemeleri gerektiğine karar verdiler. Bu ona doğduğunda ne kadar küçük olduğunu ve hayatta kalmasının ne kadar mucizevi olacağını göstermenin tek yolu olacaktı. Oğulları Wade doğduktan sadece 4 gün sonra Benjamin onu ilk kez kucağına alabildi. Bebeğin elini eline koyduklarında ön kolu Benjamin'in parmaklarından biri kadar kalındı. Hastanede 10. günde bir tarama beyin dokusunda kanlı bir kitle ortaya çıkardı. Neyse ki kanama büyümedi ama yavaş yavaş beyin tarafından emildi ve tekrarlamadı. Wade yaşam destek tüpleriyle dolu çok küçük bir bebek olarak kaldı. Ama sürekli bipleyen monitörlerle savaşıyordu ve küçük gözleri kapalıydı. Küçücük bedeni bunu kendi başına yapamayacağı için ciğerlerini herhangi bir birikimden temizleyeceklerdi. Annesi tüm günlerini hemşirelerin yardımıyla hastanede geçirdi. Nationwide Çocuk Hastanesi'nde şaşırtıcı bir şekilde 107 gün geçirdikten sonra küçük Wade sonunda eve dönebildi. Vücuduna hala bağlı bir tüp olmasına rağmen onu hayatta tutan tüp ağından çıkarıldı. Ne Lindsay ne de Benjamin bunu hafife aldı. Çoğumuz hamile kalmayı, bebeğimizi 9 aylık bir sürenin ardından doğurmayı ve sonra da bebeği aile hayatına entegre etmek için eve dönmeyi umarız. Miller ailesi oğullarının hayatta olduğu ve onu aile köpekleriyle tanışması için eve götürebildikleri için minnettardı. Başlangıçta oğullarının hayatta kalıp kalamayacağını bilmeyen Miller ailesi için her geçen gün bir nimetti.
Yaşamın ilk yılı için bir video çekmenin asıl amacı, onun yaşam için savaşma yolculuğunu belgelemekti. Miller ailesi için hastaneden aldıkları yardım ve destek, onları yeni doğan ünitesinde her gün verilen ölüm-kalım savaşı konusunda farkındalık yaratmaya ikna etti. Savunmasız ebeveynler bu küçük prematüre bebeklerin korunması için savaşırken, aynı zamanda duygularıyla savaşmak zorunda olan personel tarafından desteklenmektedir. Savaşın ilk yılı Miller ailesi için ruhsal, duygusal ve fiziksel düzeyde zordu. Başlangıçta beyin kanamasının çocuğun konuşmasını etkileyebileceği ve beklenen gelişimsel birikim için büyük olasılıkla fizik tedaviye ihtiyacı olacağı söylendi. 15 aylıkken gelişimsel bir değerlendirmeyi geçti ve ailesine onun yaş grubu için doğru yolda olduğu söylendi. 2 yaşındayken reflü sorunu vardı ve boğazındaki iltihaplanma ve bir çeşit alerjik reaksiyon nedeniyle yaklaşık 2 günde bir onu ateşlendiriyordu. Bunun dışında Wade'in erken doğmasının hiçbir yan etkisi veya sorunu yoktu. 2020'de Wade 7 yaşındayken babası Benjamin, dünyaya o sırada nasıl olduğuna dair bir güncelleme vermek için küçük çocukla bir video röportajı yaptı. Wade 1. sınıftaydı ve okuldan keyif alıyordu. En sevdiği okul dersi matematikti. Buz hokeyine katılmayı seviyor ve birkaç favori takımı ve oyuncusu vardı. Hızları ve harika paten yetenekleri nedeniyle paleontolog olmayı hedefliyor.